İkra Gelin'in yatak odası sade ve ferah. Antresit yatak başlığı ve mermer desenli komodinler uyumlu. Gri üzeri siyah çizgili halılar hem sade hem de odanın genel tarzıyla uyumlu. Mermer tablalı ceviz makyaj masası modern bir tarza sahip. Bakalım gelinlerimiz nasıl yorumlayacak? Yatak odama hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Buyurun yorumlarınızı önce bekliyorum. Önce ben başlamak istiyorum. Tabii. Salonun devamı gibi olmuş. Bir de avizeni pek beğenemedim. Sanki bu odaya yakışmamış gibi. Avizeler, üstteki dekorasyon benimle ilgili bir durum değil. Avizeler mi seninle ilgili? Hayır değil. Biz eve geldiğimizde tamamen bu şekildeydi. Buna böyle bir dekorasyona da başka bir avize takamazdım. Ama bu sanki biraz daha, mutfak avizesi gibi durmuş. Biraz evet. Daha şık. Sanki yani değiştirebilirdin. Yapabilecek bir şeyim yoktu. Değiştirsem de bundan daha farklısını bulamazdım. Yani daha ne olabilirdi bunun yerine? Mesela o yeterince asma tavanı yeterince gösterişli. Oraya daha böyle sade bir şey olabilirdi. Ahşap bir şey olabilirdi. Yatak odanla uyumlu. Lamba değil ama daha böyle sade bir şey olsa bu kadar göz yormazdı. Ben bir de gardırobundaki ayna cam detayına değinmek istiyorum. İçeri gösteriyor galiba. Evet, çok az gösteriyor. Mesela bu görüntüden ben çok hoşlanmadım. Bir de rengi görünmese, içerisi görünmese yani, daha hoş görünebilirdi. Rengi de değişik galiba. Mobilyanla rengi uyumsuz. Mobilyanla rengin evet. Aynı değil, evet. Farklı kapakları. Pardon. Evet, takım değil. Mobilyalar, yatak odasındaki mobilyalar komple takım. Kapaklarla takım evet. Değil ama bence. Tabii komple takım yatak odası. Ben yanlış görüyorum. Renk farkı var. Ayrı değil. Komple takım yatak odası. O daha kırmızıya kaçan bir ceviz. Evet. Sonuç, doğru söylüyorsun. Oralar silmekten bu kırmızı durumuna geldiler. Yoksa birebir aynı. Sen evet yeni evli olabilirim ama her hafta temizlik yapıyorum. Buraları silmiyor musun? Siliyorum. Oraların niye rengi ama değişmedi? Bak oradaki desenlerle burası aynı mı? Farklı işte. Ama ben bunu gördüm. Sonuçta orası gardıroba, burası makyaj masası. Ben görünüyor bir bütün de, olarak evet. Görünmesi gerekiyor. Sen bunu alırken gördün mü eve gelince mi fark ettin? Yok canım biliyor ben muydun? Gitmedim yani benim kaynanam gitti aldı. Benim ne işim var ki sonuçta? Sen alırken gördün mü diyorum. Yani bunu evet, farklı bir gördün mü? Mobilyayı tabii ki de gördüm. Hayır bakın orada ben bu farklılığı fark etmedim ki bu benim gözüme de batmıyor yani. Bence gayet batıyor evet, gözler. Ben mi yanlış görüyorum acaba? İki mobilya gibi evet, duruyor. İki mobilya hani gibi duruyor. Yatak odası takımı birleştirilmiş, kombin yapılmış gibi görünüyor. Peki bir şey soracağım. Pufun, başlığın ve fonların takım mı? Pufun ve başlık takım. Fonları ben kendim seçtim. Ben perdelerin fonlarını ve bu başlıkla pufun uyumunu çok beğendim. Ben türlerini çok beğendim. Evet, perdelerini çok beğendim. Türler evet, keten, ince keten ve evet. Bence ve çok hoş. Sade türleri çok yakıştırıyorum ben eve. Bu çok güzel evet. Olmuş. İkram mobilyanın fiyatını öğrenebilir miyim? Söyleyeyim. Perdeler hariç, perdeler halılar hariç. Yatak, başlığı, vazası, makyaj aynası ve gardırop 15.000 TL. Çok iyi. Evet, İkra abajur kullanmıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum çünkü takmaya hem fişim yok yani prizim yok takmaya hem de çok hoşlanmıyorum yani gözüme çok kaba geliyor benim. O yüzden yani kullanmayı tercih ediyorum. Hep açık ya da kapalı kullanıyorsunuz. Zaten çok ışık seven biri değilim. O yüzden kullanmamayı daha çok tercih ediyorum. Halıları ne kadar aldın? Şimdi şöyle söyleyeyim halılarımı bunun... Bu ikisinin fiyatı yaklaşık 1500 TL'ye geldi. İkisi çok pahalı değil mi? Evet fazla biliyorum ama özel öyle söyleyeyim. Kesimi, şekli özel. Bakabilir miyim? Tabii ki bakabilirsin. Yani çok anlayamadım 1500 TL. İkisi 1500 çok fazla. Bir de küçük yani boyutu da evet, fazla 80-150 gibiler. Buraya, şurada var mı? Burada yok. Burada kullanmıyorum. Burayı çektiğim için kullanmak istemedim ama iki tarafta da var. Fiyatının pahalı olması sebebini de söyleyeyim. Bunun desenleri bu şekilde değildi. Yani devamı vardı. Uzun bir halıydı bu. Ben bunu kendime özel yaptırdım. Yani desenleri devam ettirdiğim için bu kadar daha uzundu çıktı. Sen kestin. Uzunun için... fiyatını ödedin o zaman. Hayır. İşçilik parası galiba. Özel yaptırdı. Evet. Yani şimdi kestirdiğim zaman yandaki desenler gelmiyordu. Evet anladım. Yatak örtünün fiyatı nedir? Ve bunu hep kullanıyor musun yoksa bizim için mi serdin? Hayır. Normalde de kullanıyorum. Normalde ama bence biraz ağır kalmış odana. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yatak örtüsü evet, 800 TL diye hatırlıyorum ben. Annem almıştı bunu. Ama yatak takımına ağır gelmiş yatak, sanki. Yok küçük değil. Yatak şey, yani bütün oda farkındaysanız. Altında yatak küçük gibi duruyor. Yok yatak küçük değil. Altı gözüküyor. Bütün oda sade ve düz. Yatak örtüsü desenli. Biraz evet, bir tık küçük ya evet.
Yatağın neresi küçük acaba? Ya da bak bura boş mesela. Bize öyle ha, geliyor. Onu da söyleyeyim. Aşağıda bir problem oldu. Şuralara ayak koymamışlar. Ayak koymadıkları için ben de bazanın altını doldurdum. Doldurduğum için o altı şu kısım çökme yaptı. O yüzden size küçük geliyor. Aslında yatak normal. Hem de bilindik bir marka yatak yani. Yani abajur kullanmamam bana biraz saçma geldi. Onun dışında dolabın içinin gözükmesi de gerçekten çok, çok fazla. Çok gösteriyor iç çok rahatsız edici. Sürekli toplu olması burası gerekiyor. Burası yatak odası. Ben toplarım, problem değil. Burası bir yatak odası, özel alan. Özel alan ama ben başkası için değil, kendim için toplarım ve kendim de dağınık gördüğümde kendim de rahatsız olurum. Benim için temizliktense düzen daha önemli. Ben rahatsız olurdum. Aynen çok aşağıda duruyor. Bence bir tık o yukarıda olmalı. Aynen mobilyaya takım mı? Evet, ayrı hepsi mı? Takım. O biraz yukarıda durmalıydı. Ben çok yukarıda istemiyorum. Çünkü oraya oturduğu zaman ayna yetmiyor bile. Öyle söyleyeyim. Aslında daha aşağıda alçak bile olsa yeri var. Hayır ben bile. Sandalyesi alçak. Ki senin boyun uzun. Tamam topuklarını çıkart otur o zaman. Hiç gerek yok buna. Yani o zaman böyle bir yorum da yapamazsın. Çünkü oturduğun nasıl zaman... Nasıl yapamam yani bunu anlayabiliyorum. Oraya oturduğumda yüzümü tabii ki de görüyorum. 1.75 boyun var. Makyaj yaparken ayna bu kadar aşağıda olmasına rağmen ben zorluk çekiyorum. Tamam sen otur biz görelim. Tamam otururum. Çıkartabilirim. Yok çıkarmanın gerek yok. Ayak bu yani. Çıkarmasan daha iyi. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet makyajını yüzüne yapıyorsun ve gözüküyor. Tamamen yukarıda biraz olsun, daha yukarıda olduğunu de düşünün. Siyah neyi göreceksiniz? Siyah. Aynanın altıyla mı bakışacağım? Şimdi ben geçebilir miyim onu? Bak. Ayakkabılarımı sayma. Eğileceğim. Eğildim. Bak daha da eğileyim. Yani evet. Bir tık benim dediğim yukarıya az değil. Şunun kadar bile havaya kaldırsan daha iyi. Bununla bir bütün durması beni rahatsız etti. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir tık yukarıda durabilirdi. Bir evet. Tık yani çok değil. O zaman ben onu yukarı duruyor kaldırsaydım bu sefer de diyecektiniz ki neden arada boşluk var? Sizin yok, aynalarınızda, sizin bu şekilde olan makyaj masalarınızda aynalarınız ayrı mı? Benim bu şekilde bir makyaj benim masam yok. Olmaz da zaten. Aynam da yok. Zaten olmaması da çok normal. Yani makyaj masası, ya benim için makyaj masası çok... Yani çok da gerekli değil. Sonuçta burası şifon benim. Şifon yer olsa evim daha kullanışlı olur. Tabii ki burası senin evin, senin tercihin. Bir de ben de tercihimi yapmak için buradayım. Masaüstü dolu sevmiyorum ya. Böyle çok dolu değil falan ama. İşte ama onlar da şey olmuş sanki orada hani boş durmuş gibi. Ya hiç olmasaymış ya da çok evet olsaymış. Yani yarım kalmış evet, gibi duruyor. Daha açıklayayım. Hani bir tane ruj var. Evet. Yarım kalmış gibi duruyor. Kaldırdım. Size öyle söyleyeyim. Kaldırdım. Keşke onları da kaldırsaydın. Ya da yani bir kutu ya da düzenleyici bugün gibi. Ya da hiçbir şey koymasaydın. Hiçbir şey olmasa daha sence evet. Sence bugün içinde olmasa kullanacağım albümü için. Albümü bugün özel mi koydun? Her zaman orada mı yok, duruyor? Yok albüm normalde burada bence duruyor. Bence albümün odaya yakışmış. Başka yorum? Ben şeyi merak ettim ya. Şu silmekten kızardı dedin ya. Şurada bir deneyebilir miyim müsaadenle? Çamaşır suyuyla silmeyeceksin. Yok bulaşık deterjanı. Deneyebilirsin. Ama sen neyle sildin de öyle oldu? Sen bence çamaşır suyuyla sildin. Ne karıştırıyor? Tamam diş sesinden, diş sesinden bir bez rica edebilir miyim? Hanımlar isteyeceğinizi tahmin ettiğim için ben bezi hazırda bekletiyordum zaten. Teşekkürler. Sen de çok fenasın ama dış ses. İşimi yapıyorum İkracığım. Şurada deniyorum kızlar siz de görün. Silsin Semra biraz daha. 3 ay daha Semra. Semra bir sene boyunca silebilirsin. Sonuç aynı geldi. Hiç kızarma olmadı. Yok kızlar. Hiçbir şey yok. Hanımlar anlaşılan mobilya bayağı kaliteliymiş. Evet. Yani silmekten olmadığı anlaşıldı. O zaman mobilyacının hatası diyoruz. Evet. Aynen öyle. Çünkü gördüğünüz gibi yanları odayla birebir aynı. Bir ses alabilir misiniz? Önlerde problem var. Mobilyacının hatası o zaman. Bizim sayemizde fark etmiş evet, oldun sen. Evet, bizim sayemizde fark ettin. Evet. Teşekkür ederim. Bunun için görüşme yapacağım. İkra, yatak odası mobilyasını silmekten kırmızılaştığını söyledi. İkra, hiç de kırmızı olmadı. Sildim, hala ceviz rengindeydi. Sizin var mı yorumlarınız? Yok. Yok, bizim de bitti. Hanımlar, o zaman çeyizi görmeye yan odaya geçelim mi? Geçelim. Semra'nın yatak odasında bez istemesi çok büyük bir şov bence. Onu bilerek yaptığını düşünüyorum. Yani ne alaka kız 3 aydır evli. Zaten öyle bir şey de olamaz yani silecek kırmızıya dönecek. Bu ne saçmalık?